Efendim merhabalar, Yaşayan Hatıralar programına hoş geldiniz. Yaşayan Hatıralar programında bugün değerli bir isimle birlikteyiz. Ressam Fethi Develioğlu bugün bizlere hayatını, sanatını, edebiyatını anlatacak. Kendisiyle eski İstanbul'u, eski Fatih'i, eski Ortaköy'ü konuşacağız. Çocukluğunu, gençlik yıllarını, ressamlık hayatındaki anılarını konuşacağız efendim. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk efendim. Evet, sizin hayatınıza hoş bulduk. Sizin hayatınıza baktığımız zaman dolu dolu bir hayat, sanat dolu bir hayat. Ressamlığınızın çok başarılı noktalarına ulaşmışsınız. Fatih'te doğmuşsunuz. Eski İstanbul'un çocukluğunu doya doya yaşamışsınız. Hem de nasıl yaşadık? Nasıl geçti çocukluğunuz eski İstanbul'da? Fatih'te neler özlüyorsunuz? Vallahi İstanbul deyince akla gelen ilk şey Suriçi. İstanbul demek Suriçi demek. Benim doğduğum yer Fener, Balat, Karagümrük. Çocukluğumuz hep oralarda geçti. Annemle babam Cibali, yani o zamanki şeyle ismiyle İnhisar denen Cibali Sigara Fabrikası'nda geçti çocukluğum. Annem babam orada çalışıyorlardı. İşçi olarak çalışıyorlardı. Yani işçi olarak çalışıyorlardı ve ben hayatı 10 yaşında başladım. Çok ilginç. O dönemde ne yaptım? Sigaraya başlamadınız değil mi? Yok sigaraya başlamadım. Allah çok şükür. Hala da içmiyorum zaten. Efendim köprünün altında, o zaman Eminönü Köprüsü'nün altında ada vapurları kalkıyordu. Adala giden vapur. Ben orada kucağımda bir sepet mide bulantısına nane şekeri satıyordum. Oradan çıkıyordum. O iş bittikten sonra eve dönüyordum. Okula gidiyordum. Hafta sonları da galete satıyordum. Sepette galete. O fırın hala duruyor Fener'de. Galete fırını. Alırdım oradan bir sepet galete. Hemen hemen yani şöyle 100 tane yakındı o. Önce Fener. Ondan sonra Cibali. Sonra Cibali'de herkes onu bilmez. Yani İstanbullular bilir ancak. Şu andaki o yoncanın olduğu yerde Rami'deki gibi kuru baklagiller hali vardı o zaman. Baklagiller satılırdı. Bir yerden girerdin, diğer köşeden çıkardın. Öyle bir yerde böyle barakadan yapılmış. Oraya bir girerdim, 50 tane galeti orada bitirirdim. Ondan sonra ilk hedef neresiydi? Sebze meyve hali. O zaman hal oralardaydı. Halide de galeteyi bitirirdim. Fakat eve sepet boş gelmezdi. Nasıl gelirdi? Dolu gelirdi. Nasıl dolu gelirdi? Şimdi oradaki sırt hamalları domates götürüyorlar, patlıcan götürüyorlar, çarliston biber yerlere düşüyor. O düşenleri, yani ezilmesin diye topluyordum onları, sepete koyuyordum, eve getiriyordum. Çocukluğumuz hep böyle geçti. Daha sonra Fener'de, mekanı cennet olsun, bir abimiz vardı. Gazete vahiydi o. Sabahattin abi. Belki de bizim İstanbul, yani o dönem Küçük Mustafa Paşa'da, Fener'de, Balat'ta, köprü başını yaşayan bütün çocuklar kesin o Sabahattin abiden en az 50-60 tane hafta sonunda gazete alıp sokaklarda satmışlardı. Hayatımız hep böyle geçti. Daha sonra ilkokul Yavuz Sultan Selim'de okudum. Ondan sonra Karagümrük Ortaokulu'nda okudum. Derken Pertemliyen Lisesi ve çocukluğu hep böyle geçti. Evet. O sizin çocukluğunuzda olan Fatih'teki, Balat'taki o güzellikler, şu an olmayan özellikler nelerdir? Anacığım, o kadar olmayan şeyler var ki, mesela en şunu söyleyeyim, 60 ihtilalinden sonra orada bulunan o mozaik olan dokusunu mahvolduk. Niçin mahvolduk? Orada efendim Rum arkadaşlarımız vardı, Ermeni arkadaşlarımız vardı, Yahudi arkadaşlarımız vardı. Yani bunlarla biz sanki bir abi kardeş gibi yıllarca beraber yaşadık. Mesela bizlerde aşure günü olurdu. Aşure yollardık. Rahmetli babam kurban kestiği zaman bunları et yollardı. Yani öyle bir çok sıcak bir şey, ortam vardı. Tabii ne oldu sonra? Ne oldu? 1960'tan sonra kat mülkiyet kanunu çıktı. O köşkler, o evler hepsi yıkıldı. Orada 8 katlı, 9 katlı binalar yapmaya başladılar. O zaman kimse tanımadı. Mahalle ortadan kalktı. Mahalle ortadan kalktı. Bak bir şey daha konuşacağım. Çok güzel bir şey söylediniz. Bizi büyüten anneannemdi. Biz annemle dört kız kardeş, dörde tane çocuk var. Biz çocukluyuz. Bizi büyüten onlardı. Şimdi anneannemin mahallesinde Küçük Mustafa Paşa'da, ki size bir günlük şeyi anlatacağım olayı. Anneannem sabah kalkar,
mahalleye su döker. Çalışık püsküvisiyle bütün sokaklar süpürülür. Ondan sonra evin önüne küçük bir kilim serilir, beklenir. Ne bekliyorduk biliyor musunuz? Mahallem evimizin hemen karşısında konserve fabrikası vardı. Sağ tarafında zeytinyağı, don tesisleri vardı. Diğer tarafta manangozhane vardı. Şimdi haftanın bir günü ya da iki günü o fabrika yani konserve fabrikasına çuval çuval sebzeler gelir. Ne gelir mesela? Bezelye gelir. Şimdi siz bakarsınız ki bütün mahallede herkes şey ayıklıyor. Bezelye ayıklıyor fabrikaya. Boş yok. Mesela o hafta biz artık bakarız. Anneanne gene mi bezelye yiyeceğiz ya? Ay gün aynı yemeğe yerdik. Sonra biterdi. Bir tane at arabası gelirdi. Bu ne getirirdi bize? Eski okunmuş gazeteleri getirirdi ya da günü geçmiş olan gazeteleri. Bunları da biz o zamanlar çoluk çocuk toplanırdık evde kese kağıdı yapardık. Yani boş durmak yoktu ve bütün mahalle bir aile gibiydi. Herkes birbirini tanıyordu, herkes birbirini seviyordu. Benim rahmetli dedem, namı diğer Korsan Abdi, kışın balık tutardı o. Mekanı cennet olsun. Masmavi gözleri vardı, sapsarı saçları vardı. Balık çekmekten elleri böyle yarık yarıktı. Yazında şey satardı, buz satardı. O zaman böyle buzdolap falan yok ki. Evet. Koca koca buzlar böyle samana sarılı. Testereyle onları keser. Bir de ip bağlar, alırdı onu eve götürürdü. Soğuk su yapardı. İstanbul bu ya. Bu İstanbul'u özlüyorum ben. Fatih'te de öyle mesela. Yavuz Selim'den Fatih'e doğru yürüdüğümüz zaman mesela PTT'ye doğru herkes birbirine merhaba nasılsınız derdi. Şimdi kimse tanımıyor ki. Evet. O günler güzeldi ya. Bir mahalleyi kaybettik. Mahallenin ortaya çıkardığı sosyolojik manadaki dostluğu kaybettik. Maalesef. Kardeşliği. Selamı şu an Fatih'e girdiğinizde selam verecek kimseyi tanımıyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla eski İstanbul'un doğası, tarihi yapıları, mahallesi, kardeşliği, sosyal çevresi birçok şeyi kaybettik. Ama siz bir İstanbul aşığı olarak hala İstanbul'a sevdalısınız. İstanbul'u çok seviyorsunuz. Sevilmez. Fatih'te ne kadar yıl yaşadıktan sonra Ortaköy'üne geldiniz? Vallahi ben Ortaköy'e yani göç edeli 99 senesinde geldim. Ama Fatih'te benim evim hala duruyor orada. Hala... Dağıtmadım evi. Evet, çok evim güzel. Evim duruyor orada. Çünkü çocukluk arkadaşlarımı özlüyorum ben. Açıyorum telefonu diyorum bakın arkadaşlar. Yarın sabah geliyorum. Bahçemde çayı demliyorum sizi bekliyorum. Çok güzel. Onlar gelirler kiminin dişi düşmüş, kiminin saçı yok, başı yok. Torunlarla beraber bahçede ya bu çok önemli bir şey. Tabii ya. Tabii. Çünkü mekanla birlikte mekanlar yıkıldığı zaman hatıralar da yıkılıyor. Dolayısıyla maalesef. Mekanların, sokakların, caddelerin korunması, oradaki hatıraların korunması demek. Ama işte olacağı oydu zaten. Daha önce de konuştuk mu bilmiyorum. 1960'lı senelerde kat müddet kanunu çıkınca her şey bitti. Bitti. Vallahi bitti. Şimdi Fatih'te mesela tek tük kaldı öyle evler. Biz de şimdi arkadaşlarla bir site kurduk. Orada eski çocukluk anılarımızı yayınlıyoruz. Ve emin olun dün akşam yine bir fotoğraf geldi. Ağladım ya. O eski Fatih nerede şimdi? Yok. O eski binalar da yok. Özlüyoruz onu. Peki, ama artık gelmez o binler. O şehir eski Fatih'le birlikte şehrin kendine has bir inceliği, nezaketi, zarafeti vardı. Hı hı. Nasıldı eski Fatihliler, İstanbullular? Vallahi şöyle söyleyeceğim. Bir gün annem de babam anneme sitem etti bir gün. Yaşar dedi ya. Bugün de hafta sonu dedi. Ben dedi Fatih'e çıkacağım biliyorsun değil mi? Tamam dedi çıkacaksın ne olmuş dedi. Benim dedi gömleğim de niçin dedi kolalanmadı. Ya pantolonum niçin ütülenmedi? Fatih demek o zaman bir kültürdü. Babam her çıkışında Fatih hafta sonu izine çıktığı zaman fabrikadan çok şık giyinirdi. Bir de böyle onun böyle gözlüğü vardı. O gözlüğü nerede bile bulamıyorum. Böyle o zamanki şimdi böyle Ray-Ban gözlüğü gibi ama kırılıyordu bu gözlük. Parça parça gözüne takardı onu. Şapkası vardı. Fotoğraf şapkası vardı. Bir de cebinde enfiyesini eksik etmezdi. Mekanı cennet olsun. Fatih buydu ya. Herhangi bir mahalleye çıkmasında bile bir giyimine, tabii kuşamına canım, tabii, bir dikkat ya. Vardı. Çünkü
mesela babam sabah işe giderdi, akşam dönerdi. Ama o günü babam hafta sonu özlüyordu ya. Çok şık giyinecek, çıkacak, Fatih'le arkadaşları buluşacaklar. Çok önemli. Şimdi o bitti ama. Evet, maalesef. Bitti. Birçok şeyle birlikte o da kayboldu. O da kayboldu. Şimdi mesela o eski Fatihlilerin çocuklara yaklaşımı nasıldı? İşte mahallede bir ağabeylik, bir beyefendilik, bir yoksula yardımlaşma, dayanışma var. Ya o zaman da vardı ama o zamanki farklıydı. Nasıl farklıydı? Mesela her mahallenin bir abisi vardı bir çıkın. Delikanlı abisi vardı. Mesela sen yabancısın. O mahallenin bir kızı yan baktın, yandın. Bütün mahalle sanki ondan sorulurdu. Böyle bir yani külhan meyli havaları vardı. Onlar güzel insanlardı ya. Ama bitti tabii. Mahalle bir aile olunca mahallenin bir abisi tabii oluyor ve diğerleri de kardeş oluyor tabii ve namusu oluyor. Ondan soruluyor. Ya. Bu da bir kültür, ayrı bir kültür. Tabii, ama şimdi yok artık. Evet. O da bitti. Bakkallarımız vardı. Mahalle bakkallarımız vardı. Marketler açıldı. Marketler. Bakkallar da bitti. Gaz satardı. Her şeyi satarlardı. Bakkallar. Şimdi maalesef AVM'ler açıldı. Büyük marketler açıldı. Onlar da bitti. Onlar da bir mahalle bütünlüktü. Çünkü o zaman şunu çok iyi biliyorum. Babam maaş olan bir işçiydi. Her gün cebimizde o para olmuyordu ki. Gittiler de Ahmet amcana söyle. Ne alacağım baba? Yarım kankan sucuk, yoğurt, kağıda deftere yazsın, haftaya vereceğiz. Şimdi ne yok ki artık öyle bir şey. Doğru. Bir giderdik bu kadar defter. Açar bakarlardık. Tamam oğlum yazdım. Selam söyle. Çok çok sıkışırdın. Gittiğinde annem Ayşe teyzeden 20 lira borç al. Haftaya getireceğiz. O da bitti. O da yok şimdi. Ya onlar bitti be. Vallahi moralim çok bozuk. Yani şu an ne var ya çok duygusal bir ana girdim. Evet. O günleri arıyorum çünkü. Peki bu yıllarda siz resimle nasıl başladınız? Kim vesil oldu? Ya, hangi aşkla? O çok önemli. Şimdi bir gün rahmetli bir kardeşimiz vardı. Sadık diye. Mekanı cennet. O da çok genç yaşta öldü. Bana geldi bir gün. Fethi abi dedi. Bir dedi bankanın yaptığı resim yarışması var. Bana bir resim çizer misin dedi göndereyim. Çizeyim dedim ya. Ne çizeyim? Ne çizsen çiz dedi. Şimdi bizim evimiz Sultan Selim'de arka taraftan Halici çok güzel görünüyor. Daha Eyüp Sultan'a kadar. Aldım önüme yağlı boyayı, tuvali, sene 70. Oturdum buna Halic'in resmini çizdim. Verdim gitti çocuk. Aradan bir müddet geçti. Ben o sene işte şeydi, Pertemniyel'deyim. Okuldan çıktım dönüyoruz. Aa baktım bankanın vitrinde benim çizdim resim. Ya, çocuk birinci olmuş. Oo. Ya kardeşim oldun da 3-5 de Fethi abine getir ya. O gün milat oldu. O günden sonra başladım çizme. Neden çizdim? Önce karikatürle başladım olaya. İşte 1976'larda Karikatürcüler Derneği'ne müracaat ettim. Orada onun üyesi oldum. O gün bugün hem karikatür çiziyorum hem yağlı boya, evet, sulu boya çalışmalar yapıyorum. Bu çok önemli biliyor musunuz? Evet. Çünkü benim hiçbir akademik kariyerim yok. Ama Allah'ın bana verdiği bir takdir ilahi. Ne yaptım? Bugüne kadar 250'den fazla yurt dışında sergi, yayınlamış 8 kitap, 31 uluslararası ödül, uluslararası yarışmada jüri üyeliği, özel okullarda Türkiye'deki ve dünyadaki mizah üzerine sunumlar yapıyorum. Yani bildiklerimi insanlarla paylaşıyorum. Ve ben hanımla oturup konuşturduk dedim ki ya dedim ben ölmeyeceğim dedim. Nasıl ölmeyeceksin dedi ya. Dedim ben ölmeyeceğim çünkü dünyanın her yerinde eserlerim var. Çin'de var, Japonya'da var. Şimdi mesela Ortaköy'de resim çiziyorum. Hafta sonları turistlere geliyor. Kanada'da resmim var. Dünya yerinde resimlerim var. Dedim ölmeyeceğim. Kesin dedim beni birileri anar ya. Tabii tabii. Evrensel bir hale geldi. Kesin yani, evrensel miydi? Sanat olumsuz. Tabii tabii. Sanat zaten evrensel bir araç. Peki siz sanata devam ederken çizimlerinizde genelde eski İstanbul'u, özlediğiniz İstanbul'u mu çizdiniz? Yeni modern İstanbul'u mu çizdiniz? Yok ya. Kimse eskiye rağbet etmiyor ya. Evet. Şimdi adam diyor ki bu ne diye ya. Ben de şu anı diyor görmek istiyorum. Peki diyorum o zaman. Ne çiziyorum onlara ben? Mesela Ortaköy Camii, Ortaköy'ün sokaklarını, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, oraları Fatih'teki mesela eski evleri, daha çok da Balat'ı çiziyorum. Balat'taki evleri, o eski Rum evleri.